Bismillahirrahmanirrahim. İttabi'u ma unzile ileyküm min rabbikum ve la tettabi'u min dunihi evliya qalilen ma tezekkerun. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Araf suresi 3. ayetinde buyuruyor ki Bismillah, Rabbinizden sindirmiş olana uyun. Bunun dışında bir takım evliyalara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz diyor kardeşlerim. Dikkat edersiniz, Allah Azze ve Celle ittabi'u diyor. Evliya kelimesi geçiyor Arapçasında. Evliya kelimesi geçtiği için bir takım evliyalara uymayın diye Allah Azze ve Celle ayette kardeşlerim beyan ediyor. Tefsirinde sahabeden İbni Mesud radıyallahu anh ne diyor kardeşlerim? İbn Abbas radıyallahu anh aynı zamanda Rabbimizden bize indirmiş olan Allah Azze ve Celle'nin kitabı Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahih sünnetidir diyor. Biz yalnızca bunu uyarız diyor. İbni Mesud radıyallahu anh aynı şekilde ne diyor kardeşlerim? Sizden bir kimse dinde hiçbir kimseyi taklit etmesin, uymasın. Yalnızca Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine uysun. İlla da ben birine uyacağım diyorsa, illa uymam gerekiyor diyorsa diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin doğru yolda olan ashabına uysun diyor kardeşlerim, sahabelere. Yine İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki bir gün sohbetinde kardeşlerine, daha önce ümmetlerin helak olmasının sebebini bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi. Daha önce ümmetlerin helak olmasının sebebi nedir bilir misiniz diyor tabiinden bazı kişilere. Sen daha iyi bilirsin diyor tabiinden bazı kişilere İbn-i Mesud radıyallahu anh'a. O da diyor ki daha önce ümmetlerin helak olmasının sebebini bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlattı. Daha önce ümmetler Allah azze ve celle'nin kitabını bırakıp peygamberini bırakıp alimlerine, evliyalarına yöneldiler. Onlara baktılar, onlara uydular, ondan helak oldular diyor kardeşlerim. Dikkat edin bakın. Yine İbn Abbas radıyallahu anh ne güzel söylüyor kardeşlerim sahabeden. Uyulacak tek merci diyor Allah azze ve celle'nin kitabı Kur'an ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Bunun dışında her şey sapıklıktır, ateştir diyor. Aynı şekilde tabiinden, sahabeyi gören tabiinden Hasan Basri Rahimullah, daha birçok sahabe, Abdurrahman bin Şakik Rahimullah, dört mezhep imamından Ebu Hanife Rahimullah, İmam Şafii Rahimullah, Ahmet bin Hanbel Rahimullah ne diyor kardeşlerim? Diyor ki hepsi Allah'ın kitabına uyun, peygamberin sünnete uyun. Bizler beşeriz, şaşarız, hata ederiz. Bir gün bir söz söyler, yarın vazgeçeriz. Sizler bize uymayın, sizler Allah'ın koruması altında olan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uyun. Biz nereden almışsak siz oraya bakın. Olur da bizden sonra bizim görüşümüz zanlı çıkar, zayıf çıkar, uydurma çıkar, nest olmuş çıkar. Siz o zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bakın. Bizim delillerimizi diyor Ebu Farayimullah. Bakın kardeşlerim. Ebu Farayimullah ne diyor? Bizim delillerimizi, kaynaklarımızı sahih mi, zayıf mı, nesedilmiş mi, edilmemiş mi araştırmayan, körü körüne tabi olana hakkımız haram olsun diyor. Bakın ne kadar önemli. Ebu Hanife'ye uyuyorsak Ebu Hanife'nin sözünü dinleyeceğiz kardeşlerim. Ne diyor Ebu Farayimullah? Sakın ola ki diyor bakın. Bize uymayın, peygambere uyun. Delillerimizi araştırın diyor. Zaten Allah onlara rahmet etsin. Allah onlardan razı olsun. Onlar asla mezhep kurmadılar kardeşlerim. Ebu Hanife Rahimullah mezhep kurmadı. İmam Şafii Rahimullah mezhep kurmadı. Onu görenler de kurmadı. Onu görmeyen üçüncü kuşak kurdu kardeşlerim. Hatta ne diyor? Dikkat edin bakın ne diyor o dönemde ki yaşayan birisi. İsmi İhsan bin Yusuf olması lazım. Büyük bütün Allah alem. Ne diyor? Ebu Hanife Rahimullah bu insanları görse diyor. Şu anda çıkıp gelse onların boynunu vurur diyor. Neden? Çünkü onlar Ebu Hanife'yi Rab edinme konumuna getirdiler diyor. Oysa o uyuracak tek mercinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu bildirdi diyor. Bizim delillerimizi araştırın buyurdu diyor kardeşlerim. Öyle değil mi? Onun için kardeşlerim uyacağımız tek merci Allah Azze ve Celle ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bakın Allah Azze ve Celle çok güzel bir ayette beyan ediyor. Ahzab suresi 66-67. Ayetlerini okuyalım kardeşlerim. Bakın okuyalım Arapça. Bismillah. Ve kalu Rabbena inne ate'ane sedatena ve kubura ve ene fe edallu sebile Rabbena atihim bi ufeynil minel azabi ve el'anuhum le'anen kebira. Bakın kardeşlerim Allah Azze ve Celle ne güzel söylüyor ayette. Diyor ki Bismillah yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün, yüzleri cehennem ateşinde evrilip çevrildiği gün derler ki eyvah bize, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik. Ey Rabbimiz derler. Biz dünyada, bakın dikkat edin, biz dünyada büyüklerimize, saadatlarımıza uyduk. Onlar bizi doğru yoldan saptırdılar derler diyor. 68. ayetinde de kardeşlerim dikkat edin. Rabbimiz onlara iki kat azap ver.
Onları büyük bir lanetle rahmetinden kov diyor kardeşlerim. Bu kadar açık ve net kardeşlerim, bakın. Ayette saadatlarına uyanlar, büyüklerine uyanların Allah Azze ve Celle ateşte olduğunu beyan ediyor. Dikkat edin bakın. Onların diyor ateşte çevrildiği gün bedenleri derler ki diyor biz dünyada büyüklerimizi saadatlarımızı uyduk. Büyükler kimlerdir diyor soruyor sahabeler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Büyükler alimlerdir, evliyalardır. Ayette geçen saadatlar da aynı şekilde evliyalar, büyükler, reisler anlamına gelir kardeşlerim. Onun için bizim hocamız tek merci Allah Azze ve Celle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim. Bir kimse şimdi ben Allah'a uyuyorum, peygamber uyuyorum dediği zaman toplumda bazı insanlar yok sen Vahhabisin, yok sen peygamber, yok sen haricisin diyor, diyenler bu ayetleri okusunlar kardeşlerim. Yoksa ayet okuyamazsın. Sen koyun gibi olacaksın. Subhanallah. Sahabeler peygamberi sorguluyor. Sahabe sahabeyi sorguluyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı Ebu Musa ile Aşır radıyallahu anh geliyor bir hadis söylüyor. Yakasını yapışıyor. Bu hadisi nerede duydun diyor. Sorguluyor. Vallahi iki şahit getirmedikçe Allah adına yemin etmedikçe diyor yakanı bırakamazsın senin boynunu vururum diyor. Ebu Hanife Remul araştırın diyor. Bütün herkes araştırın diyor. En başta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilim öğrenmek ve araştırmak her kadın belki farzdır diyor. Affedersin koyun gibi olacaksın kelimesini ne peygamber söylüyor ne sahabe söylüyor ne mezhep imamları söylüyor. Bugün 5 yaşında bir çocuk İmam Şafii Rahimullah değil de İmam bin Malik Rahimullah'a sen yanlış yaptın abdeste parmak alıp hilallemedin. Oysa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor diyorsa 5 yaşında çocuk 70 yaşındaki bir imama bunu söylüyorsa o zaman demek ki koyun olmak gerekmiyor. Araştırmak gerekiyor. Hatta bakın İbn Mesud radıyallahu anh ne diyor bakın. Nice fakih alim olanlar vardır. Bak İbn Mesud'un sözüne bakın. Nice fakih alim evli olanlar vardır. Hiçbir evli hakim fakih olmayan cahil bir insan ona hadis götürür diyor bakın. Ona hadis taşır diyor. Ve onu hüccet ulaştırır diyor. Araştıracağız kardeşlerim. İlim öğrenmek ve araştırmak her kadın erkeğe farz. Kimseye körü körüne tabi olmayacağız. Eğer birisine körü körüne tabi olursak Tevbe suresi 31. ayetine mazhar oluruz. Hristiyanlar papazlarını Yahudi hamlar Rab edindiler. O zaman o alimi, o evli Rab edinmiş oluruz. İki ilah edinmiş, dinden çıkmış oluruz. Aynı zamanda inancımız Mekkeli müşriklerin Allah'tan gayri salih evlilere uymasına benzer. Bu inancı taşırız ve müşriklerin fiillerini işlemiş oluruz kardeşlerim. Dikkat edelim. Rabbim Azze ve Celle'ye matulun kardeşlerim. İsmim Mustafa Yusuf. Yalnızca Kur'an ve Sünnet'e davet ediyorum. Hiçbir cemaate gruba bağlı değilim. 30 yıldır Kur'an ve Sünnet babında ilim araştırmam var. Aynı zamanda 25 yıldır şifalı bitkiler üzerine çalışmam, araştırmam var. 300 kusur, 70 kusur hastam şifa buldu. Bütün yaptığım işler ücretsizdir. Allah rızası içindir kardeşlerim. Arayabilirsiniz, sorabilirsiniz. Rabbim Azze ve Celle'ye emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Berekatuhu kardeşlerim.